Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir spor videosuyla beraberim. Bugün arkadaşlar bir sırt antrenmanım vardı ve bunu sizlere videolaştırmak istedim. Ancak en son zaten bir sırt antrenmanın videosunu sizlere yayınlamıştım ve spor videolarına da daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Daha yeni videolar yapmak istiyorum. Bununla ilgili de şöyle bir şey yapalım dedim. Son dönemde biliyorsunuz yapay zeka muhabbetleri bayağı bir popüler oldu. Bana da tavsiye üzerine şöyle bir şey geldi. Yapay zekaya sor ve onun vermiş olduğu programı yap tarzında bir şey geldi. Şimdi uygulamadan bana bir sırt programı vermesini isteyeceğim ve bugün antrenmanda bunu uygulayacağım. Bakalım nasıl bir antrenman verecek. Bu uygulamayı zaten hepiniz biliyorsunuzdur. O yüzden hiç adını bile söylemeye gerek yok. Sponsor gibi de olsun istemiyorum. Bana etkili bir sırt programı verir misin? Yazayım da düzgün bir şey versin arkadaşlar. Aha deadlift ile başladık. Dur bakalım. Deadlift diyor. Barbell row diyor. Pull-ups. O ne lan? Onu bilmiyorum tam olarak. Bakmam lazım. Cable row. Tamam. Bend over. Dumbbell row. Dizüstü. Ya bu dizüstü dumbbell row'la biz direkt çekiyoruz işte. Lat pull down. Okey, biz bu programı yaparız arkadaşlar. Şöyle ben bunun SS'ini de güzel bir şekilde almam lazım yalnız unutmamak için. Bence güzel bir antrenman, uzun bir antrenman olacak gibi duruyor. Daha fazla bu tarz videolar isterseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Göğüs günümüzde yapabiliriz, başka günlerde yapabiliriz. İsterseniz like atıp yorumlarda belirtebilirsiniz sıradakinde ne yapalım diye. Şimdi antrenmanda görüşürüz. Az önce ilk seti çekmişiz. Ses kaydı gelmemiş. Hiç de kontrol etmiyorsun Recep abi. Tabi oruç kafaya vurdu seni şimdi iftar saatine yak. Arkadaşlar ilk deadlift ile başladık zaten biliyorsunuz programda. 20-20 güzel bir ısındım 12 tekrar falan. Şimdi tabi kemerimize taktık o sırada onu da göstermiştim. Şimdi arttırdım kaç ediyor? 35-35, 70-20 de bar desek 90 kiloyla bir ikinci sete gireceğiz. Bu arada sen az önce bana 12 tekrar yaptırdın ya 8'miş tekrar sayımızda. Sen de bizi koparıyorsun abi. 8 yapar 12 yapar. Neyse ısınma seti olarak varsaydık zaten. 300'ü kaldıran düzeyde kaldı. Bu arada bir düz bir ters tutuyordum normalde ben deadlift'te ama şimdi böyle alıştığım için artık tutamıyorum. Normal direkt tutacağım. Bunu direkt tutacağız. Önemli. Tabii tutuş önemli. Bir ters bir düzdü normalde deadlift'te ben öyle alışmıştım ama bayağıdır yapmayınca ben bir seneden fazla deadlift yapmıyorum. Onun etkisi bende büyük. Hadi bakalım. Senin için 9 yaptım. Bir set daha gireceğim. Birini gösteremedik. Kusura bakmayın. 9 yapan 12 de yapar. 9 yapan 12 de yapar. Kaç kilo ekleyeyim abi sen söyle. Hadi sen söyle Asya. Kaç kilo ekleyeyim buna? 10 10. Allah'tan insaflı davrandı var ya. 20 desene ya. Dur ya bayağıdır yapmıyorum deadlift şu anda. Bu şu an 90 110 olacak işte. Bunun üstünde bir de barbell row'umuz var biliyor musun? Hani seni sevmedim benim domalarak yaptığım. Yani çok ağır bir kilo değil ama dediğim gibi hem bayağıdır deadlift yapmıyorum hem de 70 kilo olduğumda varsayarsak bence güzel bir ağırlık. Ben öyle düşünüyorum. Müziği başlatmadım. Şu an duymayacağım sizi. Fokuslanıyorum biraz abi. Bak ben 100 kilo barbell row yapıyorum. Bu kadar zorlanmıyorum abi. Demek işte kas hafızası arkadaşlar. Kasa yeni bir hareket yaptığın zaman ağır geliyor. Belki bundan 2-3 hafta yapsam 150-160 çıkar ama 9 tekrar yaptım yine. Biraz yorulmuş olabilirim. Bir de hafif de kırgınlık var vücudumda şu anda. Böyle genzim acıyor falan. Ona rağmen yapmak istedim videoyu. Şimdi nefesimi toparlayayım. Barbell row'da görüşürüz. Konuşamıyorum abi. Evet geldik barbell row'a. Bunu çok seviyorum. Yani her antrenmanımda var arkadaşlar. Ama deadlift'in üzerine yapmak tabii biraz daha zor olacak. Çünkü nabzım hala tam düşmedi. Şöyle aynı şekilde tutuş. Bundaki farkı zaten biliyorsunuzdur. Dom alacağız. Hani işin özeti. Mübarek gün. Böyle bir şey var. Aldık. Biraz daha düşürdüm ağırlığı tabii ki. Deadlift gibi eğildim. Sırtı sıktım. Çekiyorum. Bu da 10 tekrar diyordu. O yüzden 10 tekrar yapacağım. Fazla yapmayacağım. Yorulmaya başladım.
Semer götünden çektin değil mi az önce? Şimdi en son sette göreceğim. Bu ikinci seti çekmeyeyim daha. Zaten arttırarak gidiyorum. En son set kaç yapıyorsam onu gösterir. Recep abi de bir yandan spor yapıyor. Söyleyecek arkadaşlar Ramazan günü bana. Ara ara göstereceğim size böyle. Evet, son set 90 kilo yapacağım. Normalde 100'lere çıkmıştım ben Barbrov'da ama bugün deadlift'le başladığınız için çok götüm yemiyor biliyor musun abi, patlayabiliriz. Çünkü bu hareket biraz riskli, altına sıçma ihtimalin de var bu hareketi yaparken. Bizim biraz dikkatli olmak lazım. Şu anda çok ağır girmek istemiyorum. Müziğimi açıyorum, odaklanıyorum, hemen geliyorum. Bayılacağım birazdan abi. Hastalıktan mı böyleyim acaba? Serdar! Pull-ups diyor. Pull-ups dediği şey değil mi? Barfix. Bunun üstüne. 3 set maksimum tekrar. Benden max 3'er tane çıkar aga. Ben sana söyleyeyim. Sıradaki hareketimiz barfix arkadaşlar. Benim bu spordaki gördüğüm en zor hareket. Yani devamlı yapmazsanız tekrarınızın çok fazla düştüğü, tekrar sayısının azaldığı ve yaptıkça da aslında atıyorum 3 set yapıyorsunuz, başta 10 yaptınız, giderek düşen bir hareket, bayağı zor. Hele de 2 tane zor hareketin üzerine bakalım nasıl olacak. En son 10-12 tane falan yapıyordum. Şimdi kaç olacak bilmiyorum. Hop. On buçuktan 11 çıktı. Bilmiyorum ne kadar doğru formla yaptım ama bence iyiydi yine. Ne diyorsun? Yapsana bakayım, sen hiç yapmadın değil mi buradayken? Bakalım bir acaba bir ne yapacak. Gerçi kameranın ağırlığından adam şu an performans yer 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 düştü büyük ihtimal. Hadi bakalım. Tabi tabi, barfix işte ya. Yaparsın. Sırttan çekmeye çalış. Bravo. Çok güzel. Hadi en az 5. Çek bir daha. Helal olsun be. Bravo. Zor hareket ya, bayağı zor. En zor hareket bence bu sporun. Son bir set kaldı, onunla girelim. Diğer harekete geçelim. Bunu da çıkartayım. Oturunca abi baskı yapıyor biliyor musun? Şimdi sıradaki hareketimiz bu. Yani bunu geniş de tutabilirsiniz, dar da. Ben dar başlıyorum, geniş devam ediyorum. Gider çenesini atıyorum. Yukarıdan sıkıyorum. Kızlar dikkat edin. Yazın biçte bu adam olacak. Şu an Ramazan diye böyle çok şey yapmayın. Yazın görün siz bir de bunu. Kimse de demiyor Erdem. Boşa konuştu bir saattir. Mikrofonu al da kimse demiyor bana. Memenin üstüne koydum. Kalbimdesiniz arkadaşlar. Bent over ne demek ya? Bent over. Dizüstü dumbbell sırt. Ha. Dumbbell row'u bence galiba disc golf teknik. Biz onu normal yapalım. Yani arkadaşlar o kadar da. Ben çünkü bazen öyle yapmıyorum. Kesin yanlış yaparım. Normal barbell row yapalım. Dumbbell row yapalım. Sonra da lat pull down varmış. Okey. İki hareketimiz kaldı. Gözük gözük tabii. Kolay gelsin. Tam prova geçtiğimiz için tekrardan bir kemer takalım, belimizi sağlama alalım. Bu da affedersin ya kadar indi. Ver 50'yi ver. 50 yok yok dur. Bu arada 47.5'la 12 tekrar yapıyorum da 50'ye daha bilerek geçmiyorum. Yaparım ama sakatlanırım. 42.5, 45, 47.5 falan yapıyorum genelde. Şu an 42.5'la başlayacağım.
Yavrum hepsi senin mi? Yar sizin olsun hocam. Ben normalde 12 tekrar yapıyorum ama programda 8 yazıyor. Sekiz mi on muydu? Neyse ben 9 yaptım, ortası olsun. Kafa gidiyor benim, unutuyorum her şeyi, farkında mısın? Dur lan artık yerinde. Ben bir şey yapmadım. Kim yaptı bunu? Valla birinin tansiyonu düştü galiba bu. Buradan mı geldi o ses? Ben de diyorum niye titredim? Neyse arkadaşlar, normalde benim antrenmanlarda en başta yaptığım hareket sırta çekiş, lat pull down. He işte. Yapay zeka demek ki benden daha geri zekalıymış. Sona koymuş ve cidden artık sırtım bitmek üzereyken bu hareketi yapmak zor olacak. Ama yapacağız, mesela çaresi yok. 3 set 12'şer tekrar. Hemen başlıyorum. İnşallah çok ağırlık düşürmeden yapabiliriz. Güzel gözüküyor muydu? Teşekkür ederim. Oğlum iyisin yaşına göre. Ben senin yaşında böyle karnım vardı. Diyet yok, duba yok, bir sikir. Şu an tamamen sallamasyon. Sadece antrenman, aynen. Kardiyo bile yapmıyorum. Bir buçuk iki aydır hiç kardiyo şeye çıkmadım yani. Diyet de yapmıyorum. Yani dün gece saat 1.30'da falan cips yedik. Kuarejma gibi. Aha Recep abi. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Şu anda Recep abiyle birlikte iftara yetişmeye çalışıyoruz. Cidden adam kurudu, bak konuşamıyor bak. Adamın rengi açıldı ya. Vallahi. Bir şey söyleyecek misin? İlk defa hayatımda niyetliyken spora geldim. Geliniyor muymuş? Geliniyormuş. Zor muymuş? Zormuş ama yani mümkün. Bence herkes gelebilir. Ama susuzluk başka. Yani, açlık değil de susuzluk zorluyor değil mi? Açlık değil de susuzluk şu an çok fena. Ve kahvesizlik benim için. Ya bence eğlenceli videoydu. Spor videoları yapmak istiyorum. Şu an daha yapmaktan keyif aldığım şey bu. Spor yapmak. Bunu da sizlere sunmak istiyorum açıkçası elimden geldiği kadar. Siz de isterseniz daha fazlasını mutlaka videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sırada hangi bölgeyi yapalım ya da sırada hangi videoyu çekelim, onları da yorumlar yazabilirsiniz. Fikirleriniz benim için önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet.